Selam, nasılsın? Bugün sana pek kıymetli defterimle geldim. Bu defter benim geçen sene artık tabii ki çok önemli bir alışkanlığı edinmemde en büyük rollerden birini oynadı. Aslında bu ikinci defterim doğrusunu söylemek gerekirse. Bugün sana ne anlatacağım? Benim için bunu böyle bir hani sosyal medya deneyi gibi de yapmadım. Kendi iyiliğim, iç huzurum için yaptığım bir 30 günlük çalışmanın hayatımı nasıl değiştirdiğini, aslında onu nasıl tekrar geri edinmek istediğimi de birazcık sana anlatacağım. Şimdi birazcık geriye gitmemiz gerekiyor aslında. Ben 2021'in ortalarına doğru bir koçluk almaya başladım. Yani koçluk terapi gibi değil. Hiç terapi almadım. Aslında belki de benzetmem de yanlış olabilir. Ama tıkandığın noktalarda belli bir konun varsa bu konuda birinin sana bir koçluk, bir önderlik yapması iyi bir hismiş. Bunu da ben de yaşayarak öğrendim. Şu anda daha seyrek görüşsek de hala görüşmeye devam ediyoruz. Bir noktada aslında daha önce de mutlaka önermiştir ama bir noktada bana yazmamı önerdi. Sabah sayfalarını çok fazla görmüş olabilirsiniz. Sabah sayfaları, morning pages ya da akşam günlükleri. Bunlar çok fazla önerilen teknikler. Çünkü yazmak gerçekten çok kıymetli ve çok harekete geçirici. Sabah sayfaları özelinde bakarsak Julia Cameron'ın bir kitabı, sanatçının yolundan hareketle ortaya çıkan bir kavram. Julia Cameron aslında insanların içindeki özellikle sanatçıların ama daha sonra herkese yayılmış içlerindeki yaratıcılığı daha iyi ortaya çıkarmaları için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. İdealinde sabah hiçbir şey yapmadan önce oturup işte defterini alıp 3 sayfa dolanık ya da 6 dakikaydı galiba. Elini hiç kaldırmadan aklında ne varsa yazman üzerine kurulu. Ben bunu denediğimde şunu fark ettim. Ben çok sabah insanı değilim. Bunu deneyimlediğim zamanlarda sabah zaten daha ayılamamış olduğum için kendimde gelemeden yazdığımı fark ettim. İyi gelmedi mi? Kesinlikle iyi geldi. Sabah her şeyin içine dalmadan önce kendimle ilgilenmek iyi gelse de dediğim gibi sabah insanı olmadığım için çok fazla. Bu benim çok hoşuma giden bir şey olmadı. Bir de şimdi zaten sabah erken kalkıyorum. Daha da erken kalkma disiplinini açıkçası bu konuda kendime oturtamadım. Çok da bu konuda galiba çok içimde dolmadı, taşmadı. Sonra bu koçluk deneyiminde akşam da yazabileceğimi fark ettim. Yani illa tamam herkes sabah sayfalarından fayda görüyor olabilir ama ben de akşam sayfalarından fayda görebilirim dedim. Ve yazmaya başladım. Şimdi o zaman ilk başladığımda daha küçük bir defter vardı. Sonra bu defterle devam ettim. Bu defterin 3 tane sayfasını doldurmak amaç. Biraz da büyük olduğu için kendime şöyle bir izin verdim. Şöyle ya. 3 sayfanın en 3. sayfanın en sonunda da şöyle bir yere 3 tane o günün beni mutlu eden şeyini yazdım. Bu da aslında şükran günlüğü tutma kavramıyla çok ilintili. Şükran günlüğünü hiç duydun mu bilmiyorum ya da denedin mi? Şükran günlüğü de aslında bazen 3, bazen 5, bazen 10 maddeyle, bazen bir deftere, bazen bir kavanoza, şükran kavanozları da yapılıyor. O gün seni iyi hissettiren farklı şeyleri yazmak. Aslında bu senin neyi getiriyor? Küçük şeyleri de takdir etmeni getiriyor. Yani illaki çok büyük olaylar olmasına gerek yok. İllaki her gün bir terfi, her gün bir ne bileyim arkadaşımızın bebek haberi illa her gün kendi bebek haberini alamayacağım için gibi böyle çok büyük şeylere gerek yok. Ne bileyim bugün kalktım ve güneş vardı. Yani bu seni mutlu ettiyse bunu yazabilirsin ya da çayım da tam demini almıştı falan gibi. Yani bilmiyorum ben böyle şeyler yazıyorum çünkü. Çünkü bunlar da o anda ne de nasıl diyelim garantiye aldığımız hani ne yani normalmiş gibi gördüğümüz ama aslında bizim mutluluk halimiz üzerinde etkisi olan şeyler. Ben de böyle 3 sayfamı 3 tane şükran duyduğum, mutluluk duyduğum şeyle, şükrettiğim ya da şeyle kapamaya başladım. Bunun getirilerinden bir tanesi her gün yazmak, kendime verdiğim sözü tutmak bana çok iyi geldi. Eylül'de başladım yanlış hatırlamıyorsam ve aslında anneannemi kaybettiğim güne kadar, Ekim sonuna kadar devam ettim. Yaklaşık 30-35 günlük bir süreç oldu. Tam böyle net olarak gününü, yani baksam şimdi defterden bulurum da öbür defter yanımda olmadığı için şey yapamıyorum, bakamıyorum. Ama yaklaşık 30 günü tamamladığımı biliyorum. Her gün çok kolaylıkla mı yazdım dersen, ilk başta daha bir hevesle başladım. Bu arada tek ihtiyacın olan bir defter, bir kalem ve 15 dakika. Yani niye 15 dakika? Aslında 15 dakikadan az sürüyor. Ama
İşte tamam beni bir 5 dakika rahatsız etmeyin demek veya herkesin kendi halinde olduğu bir anı yakalamak, bir kapıyı kapatıp bir yere kapanmak, hazır olmak. Yani böyle hani yoga yapanlar mata gelir diye, mata çıktım, yine mata geldim, böyle söylemleri var. İşte bu deftere gelmek, yani kafaca, ruhça orada buluşmak için böyle bir totalde hani oradan ayrılmak, bir 5 dakika duyguna bakmak falan derken kabaca bir 10-15 dakika alıyor. Dediğim gibi daha kısa da olabilir. Ve yazmaya başlıyorsun. Hiçbir kural yok. Yani ben iyi bir yazar değilim diye endişelenmene gerek yok. Ne yazacağımı bilmiyorum diye endişelenmene gerek yok. Çünkü sadece aklında ne varsa onu yazman gerekiyor. Şunu bile yazabilirsin: aklıma hiçbir şey gelmiyor. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu da tamam. Bu sayede aslında beyninde fark etmediğin, bu bir beyin temizliği. O anda seni rahatsız ettiğini anlamadığın şeyleri temize çekmiş. Ya da beyninden atmış oluyorsun. Beynini o vesveseler, kaygılar, ne olacaklar, ay öyle demeseydimdiler falan, bunlardan arındırmış oluyorsun. Ve bunu sürekli 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 yaptıkça aslında başka düşünceler de var kafamızda yer bekleyen. Onlara da bir nevi alan açmış oluyorsun. İkinci haftanın ortalarına doğru çok sıkıştığım, yazmak istemediğim bir dönem oldu. O dönemde de evet, bugün bunu yazmak istemiyorum diye yazmışım. Bunu Instagram'da paylaştığım bir post var. Böyle o dönemdeki notlarımdan, koçuma attığım mesajlardan çıkarmıştım onları. 14. günde hani buraya gelmek istemedim, bunu yazmak istemedim ama yine de buradayım, sözüme sadık kaldım, şimdi mutluyum falan gibi şeyler yazdım. Ve şunu fark ettim, böyle yine o aralardaydı. Bir gün ben hep yazmayı çok sevdim. Yani blog ya da Türk İşi Bilmezim'in kuruluşu bir blog sayfasıyla hep onun da başlangıcını buradan anlatırım. Yani ben zaten yazmayı çok seviyordum ve bir şeyler yazmak istiyordum. Minimalizm beni bu kadar heyecanlanınca neden minimalizm hakkında yazmayayım ki dedim. Böyle de bir sonuçta hayatımda etkisi var yazı yazmanın. Ve eskiden de ne bileyim, yıllık kendi kendime raporlar yazardım. Hani bu yıl nasıl geçti, yılın özetlerini yazardım. Çok sıkıldığımda, çok dertlendiğimde her zaman o konu hakkında uzun uzun yazmak. Hatta şeye varana kadar, o bana bunu dedi, ben ona bunu dedim, böyle oldu, şöyle oldu. Onları yazmak, böyle beynimden akıtmak gibi hissettirir. Gece beni sıkan bir şey varsa, kafama takılan bir şey varsa mutlaka yazarım. Bir iş listesi bile olsa beynimden onun aktığını hissederim. Bu çalışmada bana bunu hissettirdi. Yani beynimi temizledikçe arkadaki o yaratıcı yazma kabiliyetimin geri çıktığını hissettim. Bir akşam çok hoşuma giden bir şey yazdım. Yani hani edebi olarak kimseyle şeyini tartışacak değilim, iyiliğini. Ama kendime çok iyi hissettiren, tamamen kendim için yazdığım ve böyle içinde bir melodisi olan, yani şarkı sözü gibi de değil, bir düz yazı ama içinde böyle kendi kendine okurken bana bir melodisini hissettiren bir yazı oldu. Ve böyle bir yazının belki 20'li yaşlarımdan sonra, 10-15 seneden sonra tekrar burada böyle bir alanda kendini ortaya çıkarması bana çok iyi hissettirdi. O dönemde fikir olarak da yaratıcılığımın, yeni fikirler bulmamın daha arttığını hissettim açıkçası. Bunu da beynimdeki o hani pis suyu akıtıp iyi fikirlere yol açmamın ne diyelim, yardımcı olduğunu düşündüm. 30. gün falan civarında da şöyle bir şey yazdım. Yazmışım yani. Beynimin sanki tıpası açıldı ve bütün pis suyu aktı. Ben bu havuz metaforunu çok kullanıyorum. Başka şeylerde de, evde sadeleşmede de çok anlattığım bir şey. Oradaki pis suda mesela evdeki fazla eşyalar, bu beynimdeki pis suda beni gereksiz tutan endişelerim, korkularım, ya öyle olursa, ya böyle olursa, ya şöyle derselerim. Böyle bunları yazdıkça tıkandığım yerlerde, bilmiyorum hiç olumlama yapar mısın ama zorlandığım, mesela genelde son sayfada tıkandığımı hissettiğimde o anda ihtiyaç duyduğum olumlamaları yazdım. İşte güvendeyim olabilir, bunu başarabilirim olabilir, iyi bir gün geçirdin, bütün yaptıkların için seni tebrik ederim olabilir. Yani bunlar böyle basit cümleler gibi geliyor olabilir ama kendine tekrarladığında buna ne kadar ihtiyacın olduğunu sen de fark edebilirsin. Bugün bazı kavramların üzerinden geçtik aslında. Olumlama dedik, sabah sayfaları dedik, günlük tutmak dedik. Başka bir şey daha söyledik sanki. Bunların hepsi çok basit aslında, hayatın içinden şeyler.
yaptıkça, yani ben küçükken günlük de tutardım. Çok da keyifli tutardım ama o zaman tamamen bugün ne oldu, bugün bana bunu dedi falan diye şeylerdi. Burada öyle şeylere yer yok. Yani bu yazılarda amacım o değil. Yani sabah kalktım, suyumu içtim. Bunu da yazabilirsin. Bunu yazmakta da hiçbir sıkıntı yok. Ama genelde zaten oturup da kendi kendine kaldığında hep kendimizden kaçıyoruz ya. Müzik dinliyoruz, film izliyoruz. Yani iş yap, mecbur işlerimizin dışında kalan zamanda da o boşluğu mutlaka dolduruyoruz. Kitap okumak gibi iyi bir şey için bile olsa, podcast dinlemek gibi güzel bir şeyle bile olsa kendi sesimizi duymaya çok fazla alan açmıyoruz. Dolayısıyla kendi düşüncelerime burada beynimde yer açtıkça, bilmiyorum sana nasıl gelecek bu söz ama gerçek hayatta da kendime daha fazla yer açtığımı hissettim. Benim durma sebebim biraz tatsız oldu. Dediğim gibi bir kayıpla beraber. O sırada işte onun koşturmacası, onun duygusu. Orada bunu önceliklendiremedim. Bu da benim hatam oldu. Böyle şeylerde de birazcık ipin ucu kaçtı mı tekrar toparlamak için yeni bir motivasyon gerekiyor. O da bende işte bu kayıp beni tahminimden daha fazla şey yaptı. Yani kaybın da öyle bir şey var ya. Hani ne zaman etkisi bitecek bilmiyorsun. Ve ben zaten o dönemde müthiş hastalandım. Muhtemelen bu şeyin de etkisi var. Genel olarak bağışıklığım düştü üzüntüden belki de. Bir ayda böyle hastalıklarla tam kendimi iyi gibi hissedip arkasından daha kötü hissetmekle falan devam etti. Üzerine çocuklar hastalandı falan derken bu yılı böyle bitirdik. Aslında Aralık ayını kapamadan önceki niyetlerimden biri tekrar yazmaya geri dönmekti. Hemen bakalım kaç gün yazmışız. Çünkü Aralık'ta birkaç gün yazdım. Evet, en son 19 Ekim'de yazmışım. Bu haber aldığımız gece. Yanlış bilmiyorsam. Sonra 24 Kasım'da yazmışım. Devam edelim. 24 Kasım'da yazmışım. Aralık bile, aralığa bile gelmeden o niyetime gelmişim. Şimdi ben tekrar başlayacağım. Bugün bu videoyu biraz daha geç izleyeceksin. Bugün ayın 4'ü. Videoyu yayınlarken açıklamalar kısmına nasıl gittiğini söylerim diye düşünüyorum. Bugün ayın 4'ü. Videoyu 4'ü çarşamba 5 12'sinde yayınlayacağım. 12 Ocak'ta. 12 Ocak'ta 7 gündür yazıp yazmadığımı da açıklamalara söyleyeceğim. Buradan sözüm olsun. Şimdi buradan bir ufak aslında bilgi ve belki minik bir reklam yapacağım. Kendimle alakalı ve sevgili Deniz'le alakalı. Yazmak da bir rutin aslında değil mi? Hani akşam yazmak, cilt bakımı yapmak, kitap okumak, iyi uyumak, seni mutlu edecek şeylerle ilgilenmek. Bunların hepsi birer rutin ve bebekler monotonluğu çok severler. Bilmiyorum bebeğin var mı veya etrafında bir bebek var mı? Hele en küçük oldukları zamanda hep aynı saatte yedirmeye çalışırsın. Tabii ki onun ritmine uyarsın ama annenin kafasında bir hedef olur işte. Onu akşam şu saatte uyutacağım, şu saatte öyle uykusunu yatırmaya çalışacağım. Ya da saatleri tutturamasam bile neyin arkasından ne geleceğini az çok bilirler ve o onları güvende hissettirir. Biz de öyleyiz aslında. Güvende hissetmekten ziyade hani rutin lafı bizi birazcık sıkıcı, ay çok monotonmuş gibi gelse de bir yandan da yapmak istediklerimizi belli zamanlarda, belli şeylere bağladığımızda onları gerçekleştirme şansımız artıyor. Kendi adıma benim iki tane önemli rutinim var. Biri bu yazmak, diğeri de cilt bakımı. Açıkçası cilt bakımı, kendime bakacak şeyler yapmak, kendimle ilgilenmek de yine Ekim'in sonundan beri birazcık askıya aldığım şeyler. Böyle yani doğrusu bu. Çok gözümde olmadı diyelim. Ama tekrar beni ne kadar etkilediğini farkındayım. Hatta oturdum bak bir makyaj. Yani gözüme bir kalem bile sürmemişim. Keşke sürseydim. İnsanın modu çok değişiyor. Bugün birazcık daha bunu kıyafetimle, saçımla umuyorum ki şey yaptım. Burada ayna var o yüzden arada bu tarafa baktım. Biri bu yazmak. Yazma eylemini şuraya koymuştum hayatımda. Akşam yemeğini yiyip işte tabaklar kalkıp mutfak falan toparlandıktan sonra herkesin bir dağıldığı an oluyor. Genelde biz çay içiyoruz. Çocuklar oyun oynuyor falan ya da işte ödev varsa büyük olan ödevini yapıyor. O sırada herkesin dağıldığı anda çayımı alıp yazıyordum ve bu çok iyi oluyordu. Çünkü her akşam yemek yeniyor. Yemekten sonra yapabildiğim çok güzel bir yeri olan bir aktivite. Cilt bakımını da çocukların uyumasından sonraya koymuştum. Çünkü onlar uyurken mutlaka yanlarına gidiyorum. Özellikle küçüğün yanında bekliyorum uyuyana kadar.
Bazen çünkü ikisi beraber oluyorlar, kitap okuyoruz vesaire. Cilt bakımı, makyaj temizleme, yapacaksan bir maskeyi de tam o uykunun arkasına koyuyordum. Yani onlar yatıyor, tamam, sessizlik. Dolayısıyla rahatım, yüzüme güzel güzel bakımlarımı yapıyordum. Böylece bir şeyin arkasına koymak, yani biliyorum ki onlar uyuduğunda ben de bunu yapabilirim gibi bana bir alan sağlıyordu. Bu ve bunun gibi başka taktikler öğrenmek istersen 11 ay değil 16'sında bu videoyu gördükten daha sonra 16 Ocak'ta başlayıp 23 Ocak'ta bitecek bir eğitimimiz olacak. Aslında bir program diyelim buna. Bir hafta sürüyor. Bizim Deniz'le beraber 2020'nin sonundan beri devam ettirdiğimiz, kaç defa yaptığımızın artık sayısını bilmediğimiz ama bugüne kadar 600'e yakın kadının, hiç erkek katılımcımız olmadı, hayatına dokunduğumuz bir program. Gelenler genellikle bugüne kadar rutin oturtmayı deneyip yapamayanlar, nasıl rutinlerin onlara iyi geleceğini tahmin edemeyenler veya motivasyona ihtiyacı olanlar, yani neyi nasıl yapacağını bilse de bir grup motivasyonu, hep beraber birine söz vermek, bunlarla ilerlemek isteyenler. Biz de dediğim gibi bunu uzun zamandır çok büyük bir keyifle yapıyoruz. 2 yılı geride bıraktık. Bu yılın ilk grubu olacak. Aynı zamanda malum her şey fiyatı ortada. Biz de programımızı çok uzun zamandır aynı fiyatta sürdürüyoruz ama Şubat'la beraber bir zam gelecek. Zamdan önceki de güncel fiyatlı mı diyelim? Güncel fiyatlandırma yapılmadan önce eski fiyatlı son program olacak. Hah, böyle daha doğru oldu. Katılım linkini açıklamaya yazacağım. Umarım bakarsın. Ah, ben bu şimdi bir yandan podcast bölümleri de devam ediyor. Ben hep istiyorum ki bu ses kaydını direkt alıp podcast'e koyayım. Ama tabii ki görsel bir işin ses kaydı o etkiyi vermiyor. Ben oturup bunun ses kaydını ayrıca yapacağım. Bunu anladım. Kendine iyi bak. Akıllı ritimlere katılmak istersen dediğim gibi açıklama aşağıda. Yazmaya karar verirsen, yani lütfen Instagram'daki postun altına yazılan yorumları da oku. O kadar güzel şeyler var ki. Ve daha sonra o paylaşımı yapalı da bayağı oldu. O dönemde başlayan, tamamlayan, birinci ayını bitirip bana yazanlar da oldu. O yüzden başlarsam veya başlamaya niyetin varsa yorumlara yaz. Sonra eğer bunu sürdürürsen yine yorumlarda kendini güncelle. Bu videonun yorumları böyle yazmaktan faydalanan insanların gelişiminin kaydı gibi olsun. Ne kadar güzel olur. Başkalarına da ilham olur. Bu da sonuçta baktığında zihinde sadeleşmenin çok önemli parçalarından bir tanesi. YouTube'un bu arada çok enteresan bir şeyi var. Geri döndüm döneli sürekli video fikri not alıyorum. Sürekli video çekmek istiyorum. Bir yandan da şu korkum var. Daha önce büyük bir ara verdiğim için işte bu yine pandeminin ortasında hep beraber evdeyiz nasıl yapacağım falan diye. Tekrar bırakmaktan, videosuz kalmaktan biraz korkuyorum. Onu fark ettim. O yüzden mümkün olduğu kadar stoklu gitmeye çalışıyorum. Dediğim gibi aslında daha ayın 4'ü. Yarınki video da hazır. O çıkacak. Yani sen bunu izlediğinde çoktan çıkmış olacak. Bu videoyu da önden çektim. Bu heyecanımı desteklemek istersen, abone değilsen abone olarak, videoyu sevdiğin insanlarla paylaşarak, bu alışkanlıktan, bu rutinden faydalanacağını düşündüğün kişilere videoyu yollayarak, yorum yazarak, yorum yazman da çok değerli, beni destekleyebilirsin. Destekleriniz çok önemli çünkü bu gerçekten çok gönül işi bir şey. Yani böyle etki tepki işi, her şey öyle. Sosyal medyada bir şey yaparken ister istemez. Yani çünkü şu anda ben sadece bir kameraya konuşuyorum ama biliyorum ki daha sonrasında bunun arkasında çok büyük bir potansiyel var, erişim potansiyeli var. Bakalım bu video kaç kişiye ulaşacak, kimlerin hayatında bir şeyleri değiştirecek. Çok heyecanlıyım böyle bir şeyin içinde olduğum için. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere, bay bay.